Bider, bider, bider. Peki hocam ilk yarıyı bir masaya yatıralım kısaca ne dersiniz? Tamam ee... en çok kullanılan cümleden başlayalım. Nedir o? Kara gece. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk yorumu sözlük. Kara kara, kara devre mi diyelim <laughs> mi Kara İlk yarısı evet. kara diyor yani. Evet. Şaka bir Şimdi tarafı da. Her kişinin 11'ine saygılı kıydı sevmem. Eskiden altın karma, gümüş karma. Evet. Evet. Yok işte zor bir hani de hocam yani yaptır. onun kriterler Ama zor oluyor. Ligdeki tartışması herkes Galatasaray'da Fenerbahçe'nin hem oyun olarak hem oyuncu olarak açık bir dominasyon. Açık bir söz konusu. E, duygusal da olmamaya çalıştık. Hı hı. Yanıldığımız olabilir. İzleyicilerin farklı 11'leri olabilir. Şimdi bir de sisteme göre de oyuncu yapmak lazım. Yani Tabii. ben kendimi 4-3-3 buldum. Sen ne yaptın? 4-4-2 yani. gibi. Ben 4-4-2 gibi yaptım. Hı hı. O yüzden de... Tabii kriterler yani. çok zorlayıcı oluyor bazen hocam. şimdi. Evet, yani şimdi, vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. Biz de şunu söyleyebiliriz. Taraftar da diyor Ya kardeşim o bak değildi de, bu olmalı. Ona da saygı duyuyorum. E biz bile ayrı evet, düştüğümüz iki üç isim var. Benim ve Murat'ın. Siz, evet sizinkiyle başlayalım. yayına girmeden 10 saniye konuştuk değil mi? Konuşurdu, evet evet. Yani. Bizi e, me, Mehdi yönlendirdi. Yani evet. gece... Evet. hafta başında evet. size atmış bana evet. atmış. Ben Rıland... mesela 9 kişi de gördüğüm evet. kadarıyla en fikiriz. Bence bütün tamamında ikimiz de hem fikir olma ihtimalleri var. Yükselmiş. Evet. İkimizi ayrı ayrı mı koyacak yoksa Nasıl yapacağız Mehdi'ciğim hemen verelim mi hocanın 11'iyle evet. başlayalım? Ha tek tek vereceksiniz. Öyle Peki. Şablon olarak da koymayacağız. Ya 11 olarak da vereceğiz. Hmm. Tamam. Mustera kalede hemen arka <laughs> Evet. Mustera devam edelim hızlanalım. Hiç sürpriz yok. Ben hızlanalım. Boy, Boy. Evet. Sasha Boye sağ kanatta. E, ee, evet. Davinson Sanchez. Sakatlık biraz son dönemde sekte vurdu tabii oraya. Yanında Abdülkerim Bardakçı. Evet. Yine birçok kişinin. Yani defa, defansa e, Kaleci ile beraber dört e, kişi yanında Ferdi solda Şimanski orta sahaya geldik e, Torreira Fred. Fred hızlanalım arkadaşlar 11'i göreceğiz daha e, İrfan ben, Can ben, evet e, evet yani hani İrfan Can evet Kerem burada da bir şey yapacağım politik Evet. Onu 11'de öyle yazmışlar hocam. Evet. Öyle. Ceko. Ve Ceko. Gelelim 11'e. Hayır bir dakika. Ben Ceko demedim. Onu 11'de öyle göstereceğim. Burada şimdi sığmadığı için. Bu niye ya gerekse yapmışlar. 50 evet. Benim 11'im şu. Evet bu. Buyurun. Şimdi e, Ceko ile Icardi'yi niye 50, -50 dedim. Dikteki artılarına baktığımız zaman Ceko. Icardi'ye göre Ceko penaltı farkıyla 5-6 gol fazla atmış. Ama Avrupa'daki performansını koyduğumuz zaman Icardi birkaç hafta sallanmış olmasına rağmen burada biraz e, mı bilmiyorum ama ben haksızlık yapamam dedim. Diğer tarafta bayağı bir çalıştım. Kerem'le şey arasında %51 Avrupa performansı ile Kerem'i önde gördüm. Sıfır, 2 yani şeyle. Diğerlerde var ya hiç arkasında %20'lik fark olmadan bu oyuncuları seçtim. Hı hı. Yani daha evet, o hiç düşündü. Yok, He. daha iyi Mesela Aytaç... Ben e mesela İrfan Can bir tek. Aytaç, Yusuf. Ha evet. Adım. Ama Aytaç Kara da çok penaltı attı mesela. Ama ya, yani ben bugün ben... de seyrettim. E, fena oyun, oynayan oyuncular oldu ama bence e, en iyi 13 buydu. Bence. Evet, yani. benim de en iyi 13'üm bu. Ama sistem değişti. Değişti, sistem, sistem farklı. Ben 11 yazdım. yazdım. Yani bugün izleyiciler... Verelim, benimkini verelim. ...tercihi yapabilirler. Benimki de bu hocam. Ben Icardi ile Ceko arasında tercih yapamadım. Evet. Bu arada Ceko'yu ben de bir adım önde görüyorum. Ee, özellikle penaltı kullanmadan hemen hemen aynı evet. gol ve asist istatistiklerini evet. yakaladılar ama ben a, e, ikisinden az, de vazgeçemedim. En az ilk ligde Icardi'den en az 300 dakika az oynamıştır. Bir de dakika olarak tabii. tabii. Öyle işte. ee, yine Tadic'i ben Kerem'in önünde görüyorum Hiç. hem e, rakamları Bak, açısından. Hangi oyuncu daha şey ben performansa bakıyorum. Ben de yani işte Icardi'den vazgeçemediğim için tamam. oralardan tamam. fedakarlık ettim. Avrupa farkını ben sizden farklı olarak teknik adamı yansıttım. Tamam. Siz orada da vazgeçemediğiniz Şimdi ikisinden. Tabii, ben tabii İrfan Can'sı bir ilk yarı düşünemedim. O yüzden Hı -hı. olabilir. Ama İrfan Can da ilk yarının son döneminde sanki biraz Bence e, sezon bir başından beri iyi oynuyor ya. Birinci haftadaydı bari. O yüzden yoksa şu bir mükemmel bir 11 bakıyorum. Ama evet. Yani ben de ikiliyi vazgeçemedim. Fred de Torreira'dan da vazgeçemedim. Ortada Kerem'le e, İrfan oldu olan. Ama, ama benim takım senin takımın Yener. Yener yani kaç daha güç. 3-0. Neden biliyor musun? Hükmen. <laughs> Türk yok ya. İki Türk'le doğru, doğru söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Onu da düşündüm. Hatta sordum dedim. <laughs> Mehdi var mı? Artı üç kuralı evet. bizde. Yok abi performans dedi. Peki... E... En iyi teknik direktörü en iyi futbolcu en iyi i̇lk yarı. Ferdi dedim ben Ferdi dediniz ben Ceko dedim ben Ferdi dedim. ben biraz e, sağ içindeki o her bulunduğunda takıma tecrübesi ve e, en iyi lider kumanda, en iyi eyvallah. ya onu da koyar. Ferdiye çok saygım var. Bu arada dün sordunuz ya ben milli takımdaki golünü hatırladım mesela muazzam bir gol attı attığı tek gol ilk yarıda evet. mesela milli takımda da muazzam evet. işler yaptı. E, ee, Ferdiyiz benim benimki Ceko oldu. Ceko'yu da Icardi'nin biraz önce hocamızın bahsettiği hem oynadığı süreye göre verimlilik hem tecrübe bir de Icardi şu sakatlık sebebiyle bence evet. son 1-2 aydır sallanıyor. O şöyle söyleyeyim büyük Tabi Tabii ama vazgeçemedim zaten ilk 11'de. Sonra nereye geliyoruz? Mehdi? Ee, benimki Ceko. Sonra Rıdvan hocamızın en iyi teknik direktörü tercihleri mi? Ben tercihleri dedim Deli, ama evet. bunu Cuma'ya kadar dedim. %51-49. %50-50. İsmail neden anlatalım? Çok yeni bir kadro. Hı hı. Fenerbahçe. Hı hı. Ne kadar güçlü kadro olursa olsun. İsmail Hoca'da beklenenden çok daha fazla takıma hakim olduğunu gördüm. Ve hem konferans kupasında iki maç mağlup da olsa lider çıktı. İstenilen bu. Şu an itibariyle de lig liderinden bahsediyoruz. Okan Hoca da hem oynattığı oyun hem geçen sene şampiyonluktan gelen ve zor bir kadroyu iyi yönetmesi, Avrupa'da da yolunda devam etmesi. İlla birini seçeceksek Cuma günü 11'de seçelim 12'de. Penaltıların sonunda. Evet. <laughs> Bakalım. Bilmiyorum. Öyle ya dünkü gibi ama, bir maç olursa oraya gideceğiz. Hangisini yap? Basamaksız. Ya, Benim Okan Buruk, ben de hocam Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlu bir grupta. Yani hem de eleme turlarını da geçerek UEFA Avrupa Ligi'ne yolcu oldu? Ben bir adımdan hep bekliyorum. Yani daha kırıcı maçlar oynadı. Yani bir Bayern Münih, bir Manchester United. Biz tabii ki lig performansını değerlendiriyoruz ama hani sizin deyiminizle... De, yani, e, şey. yani onu Sadece da koyunca de, ben Okan Buru'yu seçtim ilk yarıda. E, başka hangi... E, hani hakem konusunda ben sözü size bırakayım. Sen seçmedin Yok. mi? Yok. Ben Abdülkadir Bitiken dedim. E, hakemler büyük baskı altında ve iyi de yönetmediler. Şimdi tek tek getiriyorum şimdi Mete Kalkaman, FIFA'dan geleyim Arda kardeşler. Atilla Kara olan hepsini böyle tek tek eriyorum, eliyorum, eliyorum. Çıkışta diye geriye düşen adam insanlar var. Abdülkadir Bitigen'le ilgili de şunu görüyorum. E, duygusallığı yok yani şu anlamda. Kurallara ve vara muhtazam uyan bir arkadaş. Var. Hani Hı. diyelim ki iptal etmesi gerekiyorsa, yanlış bir karar verdiyse gidip Yine kat Yani bugüne kadar bu sezonki performansını ben Abdülkadir Bitiger'in bir hayli beğendim. Yani şey inat etmiyor bazı konularda evet, demek Evet evet evet. Evet, bakıyorum o yüzden. Yani tebrik ediyorum kendisini. Ben beğendim Abdülhamit. Zaten Süper Kupa'yı da Evet. o yönü bekliyordum. Oraya ikisinden Hı. birini bekliyordum. Buraya verdiler. Benim bu. İlk yarının olayı için neler söyleyeceksiniz hocam? Sezon için olaylar 20'si. olarak iki tane bunları seçtim. Evet üzücü olaylar olmuş. Yani evet. birinde eee Halil Umut Meler, öbüründe takımın Bir de rekorlar var benim eklediğim. Evet. Benim de e, Süper Kupa finalinin Cumhuriyetin 100. yılında evet. her şeye rağmen önümüzdeki cuma e, ben, ben o diyorum, orada o yani. olayı diyorum. <laughs> 100 yılın olayı. 1973 1923 yazıyor ya federasyon. Evet. Bence evet. yazmasınlar 1923 buraya. Hemen ona da bir yazma. herkes yazsın. Size diye. söyledim Bence ama sevgili seyircilerle de e, paylaşın. Bugün federasyon açıklama yapmış. Bilet fiyatları %50 inmiş şimdilik. Üstüne para vermesinler dikkat etsinler. Valla bilmiyorum. Ya, Bazı e, biliyorsun e, firma kulüpleri özellikle Hiçbir kamu amatör. rahat etmeyeceği bir karardır. Bu kadar basit hocam. Yıllarca konuş. İnsanların üzüleceği konudur. Ee, hocamızın rekorlar notlarını da iletelim ilk yarıya dair. Evet. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan rekoru. Hem puan hem de ikisi birden, iki takım birden çok fazla evet. puan aldılar. 50 şerde bitirme ihtimalleri yüksek. 50-50 bitirecekler ilk yarı düşünsene. İnanılmaz. Üç, önündeki maçları kazanırlarsa iki maçı değil mi? Fenerbahçe, evet. İstanbulspor, Konya, Sivas, Galatasaray bir içeride bir takım oynuyor. Bu sizin haftalar önce ee... Tabii Beşiktaş biraz hesapları bozdu. Ben 90 üstü olacağını düşünüyorum. Hatta 90 bence Adana Demirspor da biraz hayal kırıklığı. Yani ilk yarının en büyük hayal kırıklığını sorayım. Biz onu yazma. Hayal kırıklığı şuraya bakalım o zaman. Takımlar içerisinde. Gözlü tabii zaten. <laughs> yani Başakşehir olabilir. Ben Beşiktaş'ta bir potansiyeli Beşiktaş. Tabi, e, potansiyla... Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş. Hiç yani. Aramıyorum hiç. Bari. hemen vazgeçtim Beşiktaş. Evet. 20 te te ee, takımdan 14'ü teknik direktörü değiştirdi. Volkan da ayrılabilir ha belli olmaz bu futbolda. Hatay değil mi? Yani, yani, yani şu şey. ana kadar 14 takım bazıları çip çift değiştirdi biliyorsun. Beşiktaş 4. teknik adamıyla evet. sağdaydı. sahadaydı. Vay be. Evet başka da. hangi notumuz var demiştiniz? Bir de gol krallarına bakalım. Tamam. E, Ceko ve Icardi. Mamet Hiyam tabii. E, Hiyam arkadaşlar. Evet. <laughs> Bunların tabi ortasında Ceko e, sıfır penaltı. Ahmet evet. evet. transfer, transfer geldi geldi 12 gole yalnız. Evet. Tiyam'ın minimum 3 tane vardır baksınlar. 2 veya 3 vardır. Icardi, asist, Icardi. asistleri de var Ceko ve Icardi'nin. Icardi'nin bir tık fazla galiba asisti. Öyle mi? Bir, fazla mı? Bir fazla mı galiba? C Yusuf Sarı bu arada asist evet. kralı galiba yanılmıyorsam. Benim asist kralı adayım şey Tadiç. Tadiç. Evet ikinci yarıda şey göreceğiz. Mi? Gelelim asist kralı yok mu Mehdi? Ha, evet. Evet Tadiç 6 oldu. Tabi 6 çok var ama bildiğim yalnız, kadarıyla. Kerem de var mesela. Duran topsuz tabi e, asistler çok önemli bence. Duran top. top kullanmak büyük avantaj oluyor. Tabi yalnız Kerem 4-5 yapmış olabilir asist Onu bilmiyorum da. Hayır hocam söyleyeyim. Duşan Tadiç 6, Kerem 6, Hayreddin 3 6. Abdülkadir Kerem'in performansına baksınlar. 3 gol, kaç asistlik. Tabi en büyük farkı orada yaratıyor. Tabii. Şampiyonlar Ligi'de elemeler var. Yine şey yaptığı, başarılı oldu. De de mesela... Emrah var mesela 5 Şimdi... asistle hemen onların arkasında. Şimanski 5 asist. Icardi 5 asist. Bugün Amir 2 asist yaptı. Onu yazdılar mı bilmiyorum. O da 6'ya gelmiş olabilir. Beşiktaş'ın 2 golünde de asisti yapan Amir Hacı Ahmetoviç'te. Emre Kılınç var yine yukarılarda. Evet. Ee, Vişça, Ceko. Evet. Bir fazla asisti var şeyin. Eee... Icardi'nin Jacko'ya. Evet, evet. Bir, bir ya da iki gördüm. Yanlış görmediysem. Biri beş, biri dört. Evet. Hı -hı. Bir fazla asisti var. Yani gole en fazla etki eden iki oyuncudan bahsediyoruz. Onun evet. için ikisinden vazgeçemedim. Evet. ben de vazgeçemedim. Derbi,